Kıyamet birçok kişinin merak ettiği ve korktuğu bir mesele. Birçok diziye, filme konu olan ürkütücü bir olay. Kıyametin bazı alametleri var ve onlar gerçekleşmeden kıyamet kopmayacağını biliyoruz. Peki bu alametlerden kaçı gerçekleşti ve kaçı gerçekleşmek üzere zaman bekliyor? Kıyamet alametlerinin oluş sırasına baktığımızda şunları çıkartabiliriz. 1. Melame-i Kübra, Büyük Savaş. 2. Deccal'in zuhuru. 3. Mehdi'nin zuhuru. 4. Hazreti İsa'nın nüzulü. 5. Bu videomuzda kıyamet alametlerinin oluş sırasını ele alacağız. Bakalım hangi kıyamet alameti başımıza patlamak için sırada bekliyor. Kıyametin küçük alametlerine alamet sura, büyük alametlerine ise alameti kübra denir. Kur'an kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini söyler. Ama bunun yanında yaklaştığını, yakın olduğunu, ansızın geleceğini bildirir çeşitli sure ve ayetlerde. Hadislerde ise kıyamet alametlerinden çokça söz edilmiştir. Asıl hepimizi korkudan büyük alametlere geçmeden önce küçük alametler nelermiş bir başlıca onlara bakalım. İnsanların bina yapmakta birbirle yarışmaları, insanların ölümü temenni etmeleri, ikisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslam ordusunun birbiriyle savaşması, İslami ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması, depremlerin çoğalması, cinayetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi, zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması. Bunlar başlıca küçük alametlerden birkaç daha devam var. Bir de büyük alametleri var. Ehli sünnet olarak büyük alametler gelmeden kıyametin kopmayacağına inanıyoruz. Bu saydıklarımız küçük alametlerden birkaçı. Daha fazlası var tabii ki biz birkaçını aldık. Bir de büyük alamet var kıyametin kopmasının yaklaştığını haber veren büyük alametler. Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Kıyamet alametlerinin sıralamasını, gerçekleşen tarihleri ve gerçekleşecek tarihlerini Allah'tan başka kimse bilemez. Bildirdikleri müstesna. Bizler hadislerden öğrendiğimiz kıyamet alametlerini bir sıraya dizerek şimdi tek tek anlatacağız. Bir, Mehlame-i Kübra. Büyük savaş demek. Belki 1. Dünya Savaşı, belki 2. Dünya Savaşı, belki de 3. Dünya Savaşı. Bunu bilemiyoruz. Deccal'in meydana çıkması. Ahir zamanda meydana çıkacak iki deccal var. Bir tanesi İslam deccali, buna sufen denilir. Bir de tüm dünyayı etkileyecek büyük deccal. İkisinin ortak amacı İslam ve fikirleri çürütmek. 3. Hazreti Mehdi'nin zuhuru. Mehdi Aleyhisselam fesada gitmiş ümmetin ıslahı için çalışacak. Hatta bununla ilgili manevi tevatür derecesinde hadisler bile var. Ebu Davud'da geçen bir hadis söyleyeyim. Eğer dünyanın yıkılmasına bir gün kalsa bile Cenab-ı o günü uzatıp Hazreti Mehdi'yi gönderecektir. Hazreti İsa'nın nuzulu. Hazreti İsa Aleyhisselam dünyaya gelerek pe Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dini ile amel edeceği ile ilgili bir ayet de var. Onu da söylemek istiyorum. Şüphesiz ki o kıyametin kopacağını gösteren bir bilgidir. Meryem'deki ayette Hz. İsa Aleyhisselam'ın kıyamet alametlerinden biri olacağına işaret edilmektedir. Dabbetül arzın çıkması, gecic ve mecücün ortaya çıkması, üç yerin batması ki hadiste doğuda batıda ve Arap yarımadasında şeklinde ifade edilmektedir. Duhanın zuhuru, hatta Müslüm'de geçen bir hadisi size okuyayım. Duman anlamına gelen Duhan da kıyametin büyük alametlerinden biridir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Kıyametin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak 40 gün 40 gece kalacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Ve son olarak da güneşin batıdan doğması. Saydığımız bu kıyamet alametleri hakkında bu kesinlikle böyledir şeklinde yorum yapmak mümkün değil. Çünkü Hadislerde ucu açık bir şekilde bahsedilmiştir. Bu hadisler bizlere sadece işaret eder. İslam alimlerinin yorumlamasına yardımcı olabilir ama din bir imtihan olduğundan dolayı imtihan perdesi katmaması adına hep bir soru işareti bulunmaktadır. Kıyamet ve alametler hakkında. Kıyametin kopmasından ürkenler, kıyamet alametlerinden çekinenler olarak kıyametten çok daha ürkütücü olan ve kesin olan şey ne? Ey Gafil Sait. Burada herkes kendi ismini koysun. Üstad Hazretleri kendi ismini koymuş. Ben de kendi ismini koyuyorum. Ey Gafil Volkan. Sen de kendi ismini koyabilirsin. Bil ki Galat His nevinden, his yanılması türünden gayet muvakkat, geçici dünyayı layımut ölümsüz ve daimi sürekli görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir yani devamlı gördüğünden fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Yalnız kıyametin kopmasından dehşet alanlar olarak burayı çok iyi dinleyin. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun. Aklını başına al. Senle hususi dünya daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu galat hissin ve malatan yani yanlış hislerimiz, düşüncelerimiz şu misale benzer. Bir adam elinde olan aynasını bir hane, şehir veya bahçeye karşı tutsa Misale bir hane, şehir, bahçe o aynada görünür yansımasından dolayı. Edna bir hareket ve küçük bir tegayyur aynanın başına gelse o hayali hane, şehir ve bahçede her cümerç ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynanın sana verdiği mikyas ve mizan iledir. Ayna kırıldıktan sonra şehrin bir önemi yok. Göremiyorsun çünkü. Senin hayatın ve ömrün aynadır. Senin dünyanın direği ve aynası ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve Dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme. Mükemmel bir misal. Gerçekten ben ilk bunu okuduğumda evet ya dedim. Yani kıyametle ilgili her şey kafamdan gitti. Çünkü ben öldüğümde kıyamet hemen kopsa da sonra kopsa da benim için değişen bir şey olmuyor. Çünkü ben kabrinin altındayım. Eğer imanlı girdiysem iyi, imansız girdiysem hem kabirde kötü kıyamet kopsa Ahirette de kötü. Nasıl ki bir aynanın yansımasından şehri görsek ama şehre dönemesek o ayna kırıldıktan sonra e, şehrin bir önemi kalmıyor ki bizim için. Ben şehri göremiyorum. Benim için önemli olan aynaydı. Ayna kırıldıktan sonra şehir var olmuş olmamış umurumda değil. Çok güzel müsel bir Hüsnü Hazretleri. Aynen bunun gibi de. Bizim ömrümüz tıpkı örnekteki ayna gibi. Ömrümüz bittikten sonra, öldükten sonra kıyametin bizim için bir önemi yok çünkü biz öldüğümüzde kıyametimiz kopmuş demektir. O yüzden biz insanlık olarak kıyametle ilgili magazinsel şeyleri çok merak ediyoruz. Zamanıyla ilgili ilgili alametiyle ilgili ama halbuki kesin olan ve değişmeyen bir şey var ki bir zaman gelecek ve hepimiz öleceğiz. Önemli olan öldükten sonraki yaşamımız için bu dünyada neler biriktirdik veya neler biriktireceğiz. İnşallah bu hakikatlerden sonra her an kıyamet kopup başımıza patlayabilir yani ölebiliriz düşüncesiyle ölümü güzel karşılayacak şekilde bir hayat sürmeye başlarız. Allah'a emanet olun.